Sayın Bakanım, Sayın Emniyet Genel Müdürüm, Sayın Valim, Sayın 7. Kolordu Komutanım, çok kıymetli hazırım. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprakları bize vatan eylerken, şehadet şerbeti içerek şehitler kervanına katılanlara, iki meslektaşımızı daha uğurlamak için buradayız. Devletimizin bekası, milletimizin birlik ve bütünlüğünü bozmak için daha önce defalarca tezgahlanan kanlı oyunlardan biriyle daha karşı karşıyayız. 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde katledilenlerin intikamını almak için 3 gün sonra Başbağlar Köyü'ndeki masum insanları hunharca katleden barış ve kardeşlik maskesi arkasına gizlenmiş odaklar Suruç'ta katlettirdikleri vatandaşlarımızın intikamını almak iddiasıyla Ceylanpınar'da istirahat halinde olan vatanına ve milletine hizmetten başka hiçbir gayeler olmayan iki meslektaşımızı kahpece şehit etmişlerdir. Maalesef son yıllarda kandan beslenen ancak barış ve kardeşlik sözünü dillerinden düşürmeyen bu odaklar, devletimizin tüm kurumlarına ve teşkilatımızın kılcallarına giren örgütle de kol kola girerek ihanet sarmalını genişletmişlerdir. Bu örgütün teşkilatımız içine sızdırdığı uzantıları kullanarak istihbarat faaliyetleri zafiyete uğratılmaya çalışılmış, ilimizin plaka tanıma sistemi abilerinden aldıkları talimatla kapatılarak asayiş ve terör olayları tırmandırılmaya çalışılmıştır. Bu örgüt tarafından Suruç'taki terör saldırısı fırsat bilinerek İstihbarat ve terörle mücadele birimlerinin başında gecesini gündüzüne katarak can siperhane çalışan personelimiz, gazete manşetleri ve televizyonlarından saatlerce isimleri zikredilerek hedef yapılmışlardır. Bunu neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz bunu yaparak. Bütün bunlara rağmen devletimizin ve milletimizin bekası için son dönemde kol kola giren bu odaklar ve örgütlerle mücadeleyi şehitle versek de sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağını timsah gözyaşı dökenler dahil herkes görecek. Bundan şehitlerimizin aileleri dahil hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kederli aileleri, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun diyor, saygılar sunuyor.